Habergo gündeme hoş geldiniz. Bugün günlerden 24 Şubat 2021 Çarşamba. Anadolu Ajansı'nın özerkliğini ve tarafsızlığını etkileme endişesiyle Anayasa Mahkemesi CHP'nin başvurusu üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Anadolu Ajansı'nın üzerindeki denetim yetkisini anayasaya aykırı bularak iptal etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gündemdeki halk ekmek tartışmasına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği'nin İBB'ye ait 1 liraya ekmek satan halk ekmek büfelerine haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle şikayet etmesine tepki gösterdi. İmamoğlu, İstanbul'da üretilen ekmeğin %6'sı halk ekmek tarafından üretiliyor, %94'ü hala fırınlar tarafından üretiliyor, %6 için bu kadar gürültü kopartmanın arkasında ne yazık ki başka şeyler hissediyorum dedi. Kanada, ABD'nin ardından Çin'in soykırım işlediğine karar veren ikinci ülke oldu. Bugün de Kanada'nın ardından Hollanda'da Uygur Türklerine yapılan soykırımı tanıma kararı aldı. Milletvekilleri Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne çağrıda bulunarak Çin soykırıma devam ederse 2022 kış olimpiyatlarını Pekin dışında bir yere taşınması talebinde bulundular. Suudi Arabistan'la Türkiye arasında yaşanan gerilim sonrası Suudilerin Türk ürünlerine uyguladığı boykot rakamlara da yansıdı. Suudi Arabistan'ın Türkiye menşeli ürün ithalatı Aralık ayında son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Suudi iş adamları geçtiğimiz yıl iki ülke arasındaki politik gerilim nedeniyle Türkiye menşeli ürünlere resmi olmayan bir boykot uygulama çağrısında bulunmuşlardı. ABD'de 6 Ocak'ta yaşanan kongre baskınına ilişkin Senato'da yapılan oturuma katılan yetkililer karşılıklı olarak birbirlerini suçladılar. Kongre binasının güvenliğinden sorumlu olan yetkililer, FBI'ın kongre şiddet olaylarına maruz kalabilir şeklindeki istihbarat raporunun kendilerine ulaşmadığını söyledi. Koronavirüs salgınına karşı aşı geliştiren Johnson Johnson'ın tek dozunun güvenli ve etkili olduğu ortaya çıktı. ABD'nin önde gelen sağlık kuruluşlarından FDA tarafından paylaşılan verilere göre, Johnson Johnson'ın geliştirdiği COVID-19 aşısının tek bir dozunu kullanmak güvenli ve etkili olduğu açıklandı. Yetkililer aşının acil durum kullanım onayı için yeşil ışık yaktıklarını duyurdu. İngiltere'de yapılan bir araştırma koronavirüsün farklı kumaş türlerinde ne kadar canlı kaldığını ortaya koydu. Buna göre virüs polyester kumaşlı ürünlerde 72 saat, %100 pamuklu kumaşlarda 24 saat, polyester pamuk karışık hibrit kumaşlarda ise 6 saat canlı kalabiliyor. Araştırmacılar söz konusu bulguların sağlık çalışanlarının görevi bitiminde kıyafetlerini evlerine götürmelerinin virüsün yayılmasına olanak sağlayabileceğine dikkat çekti. Yapılan uyarılarda kıyafetlerin deterjanla 67 derece sıcaklıkta yıkandığında virüsten temizlendiği belirtildi. Çin'de boşanma davasında ev işlerine yardım etmeyen koca tazminata mahkum edildi. Çin'in başkenti Pekin'de görülen boşanma davasında 5 yıl süren evlilikte ev işleri ve çocuk bakımında karısına yardımcı olmayan kişinin 7.739 dolar tazminat ödemesine karar verildi. Ayrıca karara göre adam eşine aylık 2.000 yuan yaklaşık 310 dolar nafaka ödeyecek. Ülkemizdeki boşanma davalarını örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz. 1941 yılında Romanya'da 4000 Yahudinin Nazilerce katledilmesiyle Romanya Yahudileri Filistin'e gitmek zorunda bırakılmıştı. Mültecileri taşıyan gemi bozulunca İstanbul'a sığınmak istenmiş ancak zamanın savaş şartları yüzünden gemidekiler karaya çıkamamıştı. Almanya ve Romanya'nın da gemiyi geri kabul etmemeleri üzerine Sutrum'a Karadeniz açıklarında bekletilmişti. Gemiden sadece Filistin vizesi bulunan birkaç yolcu Türk hükümetinin girişimleriyle inmeyi başarmıştı. 24 Şubat sabahı Sutrum'a Sovyet denizaltısından atılan bir torpille patlatıldı. 103 çocuk olmak üzere 768 Yahudi mülteci hayatını kaybetti. Bugün Sarayburnu'nda düzenlenen törenle Holokost'tan kaçmak isterken 79 yıl önce Sutrum'a gemisinde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Törene katılan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Sutrum'a gemisinde hayatını kaybedenleri anma açıklamasında bulundu. Bir sonraki Habergo gündemde görüşünceye dek hoşça kalın.